Pidesun sunar. Legend Futbol'dan herkese merhabalar. Pidesun'un katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Son Pas programına hoş geldiniz. Yanımda Berk Bekgöz ve Fikret Gül var. Fenerbahçe'nin Pendikspor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyet. Bununla başlayacağız. Fenerbahçe ile başlayacağız programımıza. Hoş geldiniz. Evet, nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Çok şükür. Siz olun. İyi olmaya çalışıyoruz. Çok sakatlık oldu Fenerbahçe'de. Çok sakatlık oldu, evet. Zaten Fenerbahçe Pendikspor maçıyla başlayacağız programa. Zeminle alakalı olan tartışmalar hala konuşuluyor Pendikspor'la ilgili. Fenerbahçe Pendikspor maçıyla ilgili, ama ufak bir değerlendirmeyle başlayalım. Berk, senle başlayalım. Ya öncelikle burada genel eleştiri şu. Hani Pendik stadının genel anlamda ligin marka değerine zarar verdiğiyle alakalı konuşmalar var. Fikret'i de dinleyeceğiz birazdan, evet. Bu konuyla ilgili tabii ki. Ben genel kamuoyunun düşündüğü şeyi aslında aktarıyorum şu anda. Diğer liglerde yok mu böyle statlar? Mesela Championship'in altında falan da var. Hani değişik statlar, ama hani buradaki durum biraz daha elverişsiz. Hem stat zemini ile alakalı problemler, sakatlıkların ondan kaynaklandığıyla alakalı görüşler var. İşte genel anlamda stat yani ortama anlamında balkondan maç izlemeler falan. Yani Süper Lig'in marka değerine zarar veren görüntüler olduğu ile alakalı görüşler oldu. Çok fazla konuşuldu. İlk başta buradan başlamak lazım bence. Ondan sonra da maçın analizine geçeceğim. Tabii sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum bu konuyla ilgili. Daha sonra ben saha içi analizlere geçmeyi düşünüyorum. Ben hemen kısaca bir şeyi söyleyeyim, fikrimi söyleyeyim. Bence de yani bu statta, yani stadın zemininin iyi durumda olması veya kötü durumda olmasını tartışmıyorum, konuşmuyorum bile, ama bu görüntü bence iyi bir görüntü değildi. Yani balkonlardan taraftarların maçı izlemesi Süper Lig'in değerini çok iyi bir şekilde yansıttığını düşünmüyorum açıkçası o görüntülerin. Ama Berk'in dediği doğru. Yani Premier Lig'de de olabiliyor, bu kupa maçlarına gittikleri zaman oralarda da böyle daha ufak sahalarda, statlarda oynayabiliyor. Orada mesela mesafe var. Mesafe var. Ya böyle balkondan, evet. Ya da herhangi bir hani binanın yakın olmadı, ama statların biraz daha Pendik Stad'ın kapasitesine yakın olan statlarda var, oralarda da var. Ama dediğim gibi daha elverişli görüntüler olduğu için çok fazla oralarda o marka değerine zarar veriyor falan konuşmaları yapılmıyor. Burada aslında genel stadın yeriyle de alakalı, işte genel oradaki görüntüyle rahatsızlık var. Çünkü hep yıllardır konuşulan şu var ya, Süper Lig'in marka değeri. Yani Süper Lig'in marka değerinin altını hiçbir organizasyonla, biz hiçbir yaptığımız işle dolduramadığımız için bir de üzerine böyle görüntüler çıkınca herkes sorgulamaya başladı bazı şeyleri. Ya bu kadar konuşuyorsunuz federasyonda Süper Lig'in marka değeriyle alakalı. Ne bir politika var bununla, kriter var. Mesela Pendikspor da çalışmalar yaptı bununla alakalı, ama şimdi mesela Pendikspor'un stadının yeriyle alakalı o zaman problem var. Marka değerine zarar veriyor o görüntüler. Hani stadın zemini yetiştirilmiştir, güzeldir. Onu senden alacağız birazdan. Sen daha hakimsin o konuya. Ya da işte tribünler belirli bir kapasitesi arttırılmıştır. İşte basın tribünü geliştirilmiştir. Çok fazla detay var orayla alakalı, ama hani genel baktığında Süper Lig markasına zarar veren görüntüler diye bir şey var. İzleyenlerin çoğunun böyle bir yorumu var. Sen ne diyorsun? Sen yıllarca orada maçlara giden, aslında Pendik camiasından yakından gelen bir insan Fikret olarak. Fikret gülmeye başladı zaten. Bakalım Fikret ne diyecek? Hani herkese marka değeri, sanki bütün ligimizde her şeyi güllük gülistanlık, bütün statlar muazzam, hakemler çok iyi, yöneticiler çok iyi. Biz ligin marka değerini Pendik Stadı'ndan vurmaya kalkıyoruz. Ya Pendik Stadı kalkıp da biz muazzam stat demiyoruz. Butik bir stat. Semt takım adına, adı üstünde semt takımı nerede oynayabilir? Bu maç Pendik Stadı'nda oynanmasaydı ihtimaller neresiydi? Ümraniye ve Olimpiyat. Ümraniye vermeyecekti stadını. Çünkü maç vardı yanlış bilmiyorsam onların bu hafta. Olimpiyat. Şimdi Fenerbahçe kulübü de olmayabilir. X bir kulüp. Ya gıda boyu zeminde mi oynamak istiyorsunuz? Bu mu marka Fenerbahçe değeri? Fenerbahçe yönetiminden gelen şeyi söyleyeyim sana. Herhangi bir başka bir statta bu maç oynansa müsait olan vardır illaki. Süper Lig'de bir sürü stat var. Hatta Yalçın abiye selamlar buradan. Yayın öncesi konuştuk. Yani Galatasaray'ın stadını bile verseler diyor, oynardı Fenerbahçe diyor. Bence çok doğru. Yani Fenerbahçe yönetiminin böyle bir isteği vardı aslında. Beklenti o yöndeydi. Yönetimle de benim işte birkaç konuştuğum insan da öyle söyledi. Hepsini birleştiriyorum. Demek ki böyle bir beklenti vardı.
Hani her şey okeydi Fenerbahçe bu konuda. Olay bu aslında. Ya Pendik tarafı şöyle söyleyeyim. Ben olsam ben de kabul etmem. Yani belki sen olsan Pendik yönetici sen de kabul etmezsin. Ya. Bir para harcanmış. Bir stat, federasyon onay veriyor burada oynamana. Semtte şimdi bakıldığı zaman esnafı kazandı. Pendik'in reklamı oldu. Zaten belediye reklamını yaptı çünkü stadı belediye... Kaç maç oynandı Fenerbahçe maçına kadar? Sivas maçıyla açıldı stat. Aynen. Bir tek Sivas maçı vardı. Bir Sivas maçıyla açıldı. Hani federasyon onay verdi artık oynayabilirsiniz dedi. Hı-hı. Federasyon onay verdi de oynadılar. Hani kalkıp zaten yetişmeseydi Ümraniye'de oynanmaya bir şekilde devam edilecekti. Federasyon onay verince de belediye de o kadar para harcadı. Yönetim de o kadar para harcadı stada. Orada oynamak istediler. Benim tek yani eleştirdiğim konu şu, herkes marka değerinden vuruyor. Bir de ortak bir karar alınmış, maç sonunda da bir zemin konuşuluyor. İsmail Kartal zemin güzel demesine rağmen hayır zemin kötüydü denilen bir algı var. Yani marka değeriyle Pendik stadına tek Pendik stadına vurulması çok garip. Uzatmayacağım fazla. Hani biz hakemleri bitirdik, takımları bitirdik, yöneticileri bitirdik, federasyonu bitirdik. Marka değerini Pendik stadından hani gerek yok. Herkesin ağzında bir marka değeri var. Yani bence çok gereksiz bir eleştiri bu kadar. Oynamaya da devam edecek Pendik Spor. Zaten en büyük şey o. Soru işareti o. Evet, acaba Galatasaray'da burada oynayacak mı? O büyük Galatasaray'da burada oynayacak mı? Veya diğer takımlarda burada oynayacak mı? Çünkü aslında zeminin tam şu an bu maçta hani gözüktü. Sivas maçı da oynandı. Yani iki maç oynandı. Bundan sonraki mücadelelerde o zeminle alakalı tekrar sıkıntı yaşama olasılığı konuşuluyor. Böyle bir senaryo konuşuluyor. Böyle bir senaryo olduğunda özellikle Galatasaray şu an Fenerbahçe'nin en büyük rakibiyle tek ilgilendiği maç bence Pendik Spor'u oynayacaklarından Fenerbahçe'nin şu anda. Gerçekçi konuşmak gerekirse. Beşiktaş çünkü lig yarışından artık hani koptu gibi koptu görüyorum. O maçta orada oynanacak mı? O maçta herhangi bir sıkıntı bahane edilerek biz bu maçı olimpiyatta oynayacağız, işte başka statta oynayacağız denilirse o zaman neler olacak çok merak ediyorum. O zaman evet. Benim tek şeyim korkum bu. Yani ligin dengesi tamamen değişir bu çifte standartla. Ya Pendik yönetiminde kalkıp kendini ateş atacağını düşünmüyorum ben. Çünkü dedikleri de İstanbul Spor da burada oynayacak. Galatasaray da burada oynayacak. Beşiktaş da burada oynayacak. Çünkü bu kadar para harcandı. Şimdi diyorlar ama Fikret. Evet. Sıkıntı o. O zaman kalkıp kendini ateş atarlar. Hani burada bütün eleştiriler haklı çıkar o zaman. Asıl problem şu zaten. Pendik yönetimine de o iş kalmayabilir. Yani federasyon bu şekilde karar verdikten sonra Federasyon Pendik Spor'a Pendik Stadı'nda oynayabilirsin izni veriyor. Veriyor. Pendik Spor kulübü başvuru yapmadan Federasyon Stadı değiştiremez. Güzel son pas konusu aslında. Bak buradan sana direkt son pası bu yani şekilde tartışa devam edelim. Federasyon kulübe diyor ki sen bu statta oynayabilirsin. Tamam. Stadın kriterlere uygunluğu tamamdır. Federasyon Pendik Spor'dan izin almadan, Pendik Spor'un talebi olmadan, karşı tarafın talebi olsa bile stadı değiştiremez. Peki ya zeminle alakalı ilgili bir şey bahane edildikten sonra ya stat değiştirilebilir mi? Galatasaray'dan önce bir maç oynanacak. Ne kadar zemin değişebilir? Hani bunu bir bahane kim kabul edecek? Zaten anlatmaya çalıştığımız mesele o. Yıllardır Türk futbolunu izliyoruz. Federasyonun yaptığı işlere şahit oluyoruz. Herkes birbirine garip garip paslar atıyor. İşin içinden çıkıyor. O zaman da yine böyle garip bir pas atılıp federasyon böyle bir karar verdi beyler falan denilirse iş karışır. Ben onu söylüyorum. Ben sadece yönetime güveniyorum. İnşallah öyle bir hata yapmazlar. Yaparlarsa da burada hani sizin kadar ben de eleştiririm. Çünkü Fenerbahçe burada oynuyorsa Galatasaray da burada oynayacak. O konuda size hak veririm. Ama benim yani yine dediğim gibi herkes burada oynayacak. Pendik Spor bu saatten sonra başka bir problem yok zaten. Öyle yani. Herkes burada oynayacaksa zaten bir problem yok. O zaman herkes iş şartlarında mücadele edebilir. Ama yine de hani genel anlamda Süper Lig'in marka değerinin düşürüldüğüyle alakalı bir görüş var. Biz de onu burada seslendirdik. Ya, tabii, durum tabii bu. Evet, Pendik Spor Fenerbahçe maçıyla devam edelim. Biraz sahanın içine de gelelim. 5-0'lık bir galibiyet. Dzeko 38 yaşında hat-trick yaptı ve de lig tarihinde yabancı en yaşlı hat-trick yapan oyuncu unvanını da eline almış oldu. Hemen o maçı da ufak bir değerlendirelim. Ondan sonra direkt sakatlıklara geleceğim. Stoper hattında, Fenerbahçe'nin stoper hattında neredeyse bütün stoperler sakat. Sadece genç oyuncular var. Onları da konuşacağız zaten. Ya şöyle, bu maçta benim beklediğim senaryoda şu vardı. Dzeko olmadığı için Fenerbahçe'de geriden oyun kurulumuyla alakalı problem yaşayabilir diyorduk. Ve İsmail Kartal'ın buna farklı bir çözüm üretmesini bekliyordum. Oyunun değişmesi gerektiğini savunuyordum. Çünkü Ferdi orada tek oyun kuran oyuncu kalıyordu savunma hattında. Pendik Spor'da Ferdi'ye baskı yaptığı takdirde Fenerbahçe oyun kurulumunda zorlanacak
plan değiştirmezse diye düşünüyordum. Ki İsmail Hoca bu maçta çok değişik bir şey yaptı. 44 kere Fenerbahçe rekor kırdı bu konuda. İlk kez böyle bir şey yapıyor. 30 dakika yapmadı bunu. 30 dakikaya kadar 2 kere uzun top denemesi var. Ferdi baskı yedikten sonra, golden sonra özellikle Fenerbahçe 44 kere maçın sonuna kadar 44 kere uzun top attı. Bu bir plandır. Burada da en önemli isim kim? Dzeko. Üçüncü bölgede Fenerbahçe'nin yerleşmesini sağlayan, orada topu tutacak, aynı zamanda golleri atacak, servis yapacak. Fenerbahçe'nin oyununda her şeyi ileride yapan adam Dzeko zaten. Görüyoruz bunu. One man show diyorum hani yaptığı şeye. Sadece attığı goller değil. Yani alan açması, kanatların pozisyona girmesi, Szymański'nin belki de kariyerin zirve yapması. Hepsini katıyorum. Hepsinde bir numaralı oyuncu bence Dzeko. Tadic'in soğukkanlılığı, tek pas oyununa yatkınlığı zaten hep konuştuğumuz bir şey. Ama bu maçta özellikle İsmail Hoca Ferdi ve bu görevi şeye verdi. Ferdi'ye verdi uzun top atma görevini. Çünkü Ferdi baskı yedikten sonra ne oldu? Bir şekilde oyunun değişmesi gerekiyordu ve Ferdi İsmail Kartal'ın özel görevi sonrasıyla İsmail Yüksek'le Ferdi %56'sını topların uzun attı. Bu da bir plandır. Ben o yüzden İsmail Kartal'ın bu esnekliğini takdir ediyorum. Çünkü bizim daha önce tanıdığımız İsmail Kartal belirli bir oyun planı vardır. Maç maç çok bakmazdı bence. Çok kendi oyun sistemiyle yürümeye çalışırdı ve bazen hatalı oyunlar görürdük biz. Bu sezon rakibin durumuna göre de onu güncellediğini hep söylüyoruz. Bu maçta da 44 kere uzun top atması Jiku'nun yokluğunda çok önemliydi. Savunma hattını 30 dakika sonra biraz daha geride kurdu. Neden bu önemli? Jiku'nun varlığı gibi önde kursaydınız savunma hattını, Erencan daha fazla pozisyona girerdi. Çünkü Erencan savunma arkasına koşma konusunda alt yaş kategori milli takımda da yaptı ortada. Pendik Spor'da son 2 haftada da yaptı ortada. Attığı bir gol var, sayılmayan gol. Bu tarz pozisyonları yakalayabilirdi. Sonradan İsmail Kartal bunun farkına varıp savunmayı da biraz geride kurunca Samet'in zaafı, Bekao da yanında oynuyordu o zaman zaten. İkisinin o geniş alan zafiyeti çok fazla ön plana çıkmamaya başladı. Bu da aslında saha içerisinde yapılan ince değişikliklerdi. Hem uzun top oynaması Fenerbahçe'nin hem de savunma hattını biraz daha geride kurması. Yalnız ilk 30 dakika bunu yapmadı Fenerbahçe. Daha sonra böyle bir maç içerisinde reaksiyon vermesi bence daha önemli. Yani İsmail Hoca şunu dedi. Başlangıç planını ben yanlış yaptım. Maç içerisinde B planıma geçtim ve hemen uyguladım. Bu daha büyük bir şeydir. Ya belki de İsmail Hoca ilk 15 dakikada gol buluruz bir şekilde diye düşündü. Çünkü ben maçı da canlı izledim. Hatta Berke de yazdım. Hı hı. Gruba da yazmış olabilir. Dzeko'yu canlı izleyince çok farklı bir oyuncuymuş. Hani ilk 30 dakika savunma arasında çıkmadı Dzeko aslında. Sonra aldı talimatı, dışarı çıkmaya başladı 25'te falan. Toplu ileri tutmaya. Hatta Fenerbahçe ağırlığını orada koydu. Yani Pendik Spor özelliğine de şey söyleyebilirim. Hoca bütün hafta boyunca Erencan'a hani zamanlamana ayırırsa, iyi ayarlarsan gol atabilirsin demiş. Aslında ben bir benzeri şeyi maçına aklıma geldi birden benim. Ümraniye Spor geçen sezon Fenerbahçe. Umut Nayır'ın Fenerbahçe'ye yaptıkları. Evet. Erencan'la onu aslında şey yaptım. Özdeşleştirdim ama Fenerbahçe Allah'tan o olayı daha erken uyanıp önlem aldı. Ama belki dediğinizde çok doğru. İsmail öyle geçmişe göre hatalarından hızlı dönebiliyor. İnat etmiyor. Mesela 5-0'lık skor. Çok rahat bir galibiyet. Ona. Ama belki de bu sene Fenerbahçe'nin oynadığı en zayıf 1-2 futboldan biridir. Hı hı. Pendik deplasmanı. 5-0'lık skor hani Fenerbahçe her türlü kazanacak. İlk 30 dakika biraz tabii. Evet, konuşuruz. Yani bir önceki maçlara göre sonra ağırlığını hani çok da baskılı oynamadı bence. Biraz daha rölantide oynadı aslında. Hani. Zaten Fenerbahçe birçok maçında artık fazla vites yükseltmeden skoru buluyor. Kaliteli erken dakikalarda skoru buluyor. Ondan sonra rölanti alıyor. Fazla da kendini yormuyor. Daha fazla dinlendiriyor. Aktif bir şekilde dinlenmeye geçiyor. Bir de şunun altını çizelim. Yani ben her zaman Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi olarak adlandırdığım bir oyuncu daha var. Fred sakatlandı en önemli dakikalarda. O çok büyük bir hatta hayat bitti tweetleri attık evet. Yani. Hayat çok önemli geldi. Bir oyuncu. Fenerbahçe'nin bu sezon %60'ı Fred'tir yani o oyunda. Neden? Demin söylediğim o meselede mesela Ferdi baskı yediğinde topu bir an önce Fred'le buluşturmak lazım. Fred'le neden buluşturmak lazım? Bunun da altını çizelim. Fred alan kat eden bir oyuncu koşularıyla. Sadece pas oyunu oynayan bir oyuncu değil Fred. Hat kırıyor. Direkt hat kırıyor. Yani ceza sahası içerisinde o koşularıyla artı bir yapıyor Fenerbahçe'yi. Biz bunu en son Ersun Yanal Nisan'da şampiyon olduğu zaman görüyorduk. Ceza sahası içerisinde bu kadar kalabalık Fenerbahçe. Fred de bunu artı birlik yapıyor. Böyle orta saha oyuncusu olarak.
Onun sakatlanması da etkiledi. O zaman İsmail Kartal ne yaptı işte? Dedi ki ben alan kat edemeyeceğim. Alan kat edecek bir oyuncum var. Kaldı geriye. O Sai Samuel. O da tek yalnız kaldı. Alan kat edemeyince ne yapacak? Uzun vuracak. Uzun attı dolayısıyla. 44 tane uzun atmasının sebebi bu ve bu planda işledi. Fenerbahçe bir plan daha kazandı aslında oyununda. Alternatif bir planı en daha en büyük var. Özellik o zaten aslında. Bir kazanım olarak görüyorum ben de bunu. Çünkü belli bir yerlerde Fenerbahçe artık oyun sıkışabilir veya rakipleri artık Fenerbahçe'yi çözebilecek hale gelebilirler ve Fenerbahçe'nin alternatif planlar üretmesi gerekiyor. İsmail Kartal da bunun sinyallerini veriyor. Yani maç maç analiz ederek, maç maç rakiplerini araştırarak, inceleyerek onlara uygun, onlara karşı en uygun hamleyi yapabileceğini bize kanıtlamış oldu İsmail Kartal'da. Bu bence çok önemli bir özellik. Evet. O zaman stoper hattına gelelim. Stoperde yaşanan sakatlıklar. Fenerbahçe'nin şu anda sağlıklı stoperi kalmadı. Trabzonspor maçında muhtemel 11. Aynen. Trabzonspor zaten oraya geleceğim ondan sonra. Önce bir genç bir arkadaşımız stoper. Fenerbahçe'nin stoperlerinden. Belki sana hemen sözü vereceğim. Yusuf Akçiçek. Evet. Çok konuşuluyor, çok da sorulan bir Fenerbahçe'nin genç yeteneği. Senin analizini, Yusuf Akçiçek'le ilgili analizini alalım belki. Bir kere Yusuf Akçiçek şimdiden alt yaş kategorilerinde milli olan bir oyuncu. Türkiye U18'de oynuyor. Sol stoper. Sol ayağı çok iyi bir kere. Ben onu gözlemledim. İlk baktığımda bir scout olarak gözlemlediğim şey oyun bilgisi. O yaşta bir stoperin oyun bilgisi olması bence arkadaşlarının önüne atıyor kendisine. Oyunu çok iyi görüyor. Oyun görüşü var. Pozisyon doğru alıyor. Hava toplarında fena değil. Hata az yapıyor. Biraz daha ikili mücadelelerde daha sert olmayı öğrenirse Fenerbahçe gerçekten iyi bir yetenek kazanabilir. Ki biliyorsunuz Fenerbahçe tarihine baktığımızda hep böyle acil durumlarda. Çünkü normalde siz Jiku ile Bekayı kesmezsiniz. Bir olağanüstü durum olması lazım. Atılabilir. Ben mesela devşirme bir oyuncu atılacağını oraya. Crespo'dur. İşte Jadon konuşuluyor. Jadon'ın Parma'daki stoper performansına gelirim bu arada. Onunla alakalı da görüşlerim var. Bu tarz oyuncuların atılması ana mevkii de genç de olsa atabilirsiniz. Potansiyeli var. Bu arkadaş kendini burada gösterirse bir bakarsın seviye atlar. Çünkü siz büyük maç oynamadan, bizim en büyük çelişkimiz Türk futbolunda büyük maç oynamadan, üst kalibre lig mücadelesi oynamadan o seviye arasında fark oluyor. Ve o seviyede kendini göstermeniz gerekiyor. Büyük fırsat kullanılabilir. Milli takımın da oyuncusu. Sol ayağı bence çok iyi. Oyun görüşü var. Dediğim gibi biraz ikili mücadelelerde agresif, biraz daha agresif olması lazım bir stopere göre. Hava toplarında az hata yapıyor. Farklı bir oyuncu. Bir de çok soğukkanlı. Yani o yaşta o soğukkanlılık önemlidir. Direkt belli ediyor kalitesini. Yapabilir. Ben hani oralara oyuncu devşirmekten yana değilim. Ana mevkide genç oyuncunuz varsa direkt atın, oynatın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Kötü bir şey olmaz. Sonuçta hatırlayın Salih Uçan da Antalya Spor maçında bir gol yenilmesine sebep olmuştu. Daha sonra Türk futboluna UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansı da yarı finale kadar süreçte ilk 11 oynayarak Aykut Kocaman zamanı. Bir oyuncu kazanadı. Daha sonra kariyer hataları oldu. Yanlış şeyler oldu. Yapamadı, edemedi ama o seviyeye gelmek önemli. Yusuf'ta da o potansiyel var. Fenerbahçe'nin bu arada şunu söyleyeyim. Altyapı scoutları konusunda bir gelişimi var. Ben eskiden Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın altyapısını daha önde görürdüm. Ama son 3-4 yıldır Fenerbahçe'nin altyapısında bir gelişim var. Anadolu'yu çok iyi tarıyor. Bu arada Yusuf'la ilgili şu bilgi de var. Daha alt yaş kategorilerinde ilk altyapısı Galatasaray. Evet. Fenerbahçe o işi de çok iyi yapıyor bu arada. Galatasaray altyapısından da 3-4 tane oyuncu transfer etti. U15'li yanlışlarında. Evet. U15'lerinde Galatasaray. Dolayısıyla öyle yanları da var Fenerbahçe'nin. Altyapıyı çok iyi tarıyor. Orada da bir gelişim var. Belki bu tarz krizler fırsata dönüşebilir. Böyle de bakılabilir. Ama Trabzonspor maçında bambaşka bir kadro üzerinde oraya olacak. Geleceğiz. Şimdi Trabzonspor maçında Fenerbahçe, Trabzonspor maçında ne gibi bir stoper tandemiyle çıkacak? Hangi oyuncuları kullanmalı? Devşirmeleri mi kullanmalı? Zaten biraz değindin orada. Hı-hı. Aslında devşirmelerin kullanılmaması gerektiğini ama söylenen şey Crespo'nun oraya çekilip çekilemeyeceği, İsmail'in orada denenmeyeceği. Şöyle bir bilgi var. Taktiksel idmanda yapmadı daha Fenerbahçe ama İsmail Kartal, yani içeriden gelen bilgiler o şekilde söylüyor. Sol stoper Osterwolde, Samet de o maça yetişecek diyorlar. Yani Osterwolde ile Samet'in oynamasını bekliyor Fenerbahçe. Çok da devşirme sayılmadı Osterwolde için. Tabii ya, zaten sol stoperde oynamış bir adam. Zaten ama şöyle bir durumu var, ona geleyim. Parma'da ben çok takip ettiğim bir takım, Parma özel ilgilendiğim bir takım. Osterwolde dörtlü
savunmanın solo oynadığı 3 maç var Parma'da. Ve 3'ünde de gayet yetersiz geldi bana. Sıkıntılı geldi. Ya bu şöyle bir ünlem koyayım oraya. Üçlüde sol stoper oynamış. Ya da dörtlünün solunda bence çok iyi. Hatta ters kademe rekoru kırdı bu sezon. 44 tane ters kademesi var. Çok farklı bir oyuncu. Ama stoper oynadığında işte bir soru işareti var. He, bu maç idare eder mi? Edebilir. Yani Trabzon'u da biraz konuşmak lazım. Ya bir Jailson etkisi görmez en azından. Fener geçmişte Jailson görmüştü. Ya Crespo'yu veya İsmail'i çekersen atmazsın da oraya. Crespo'yu atarsan daha kötü şeyler yaşarsın. Ya bir de şimdi Trabzonspor'un da burada taktiğinin ne şekilde olacağı, büyük ihtimal aynı şekilde Pendik'in de yapmaya çalıştığı gibi Fenerbahçe savunmasının arkasına oyuncu kaçırmayı deneyecektir. Bunu da en iyi Visca ile yapabiliriz zaten. Onu açıyor, top şişir, Visca'ya indir, Visca'yı pozisyona sokmaya çalış. Yani mantıklısı mı? Yani Abdullah Avcı'nın öyle bir şeyi varmış zaten. Planı varmış. Vardır doğal olarak. Benim de orada zaten aklıma gelen şuydu. Acaba Osterwolde'yi, Jaden'ı orada sol stoper olarak kullandığında Edin Visca'nın oradan gelişini de Jaden'la engelleyebilir misin? Hızını kullanarak, çabukluğunu kullanarak Visca'nın planını orada engelleyebilir misin? Aklıma gelen soru aslında bu. Aslında burada kritik nokta Samet'le kendini eşleştirecek santrafor tarzında. Evet, Onaçu tabii ki. Onaçu benim en büyük korkum. Fenerbahçe adına konuşuyorum. Onaçu aslında son maç Trabzon hücumda etkisiz gözüktü ama yine en fazla tehlikeli hata giren bir golü atıldı, vardan döndü falan. Yine etkiliydi Onaçu aslında baktığımızda. Evet. Samet'le kendini eşleştirip orada bir fiziksel üstünlük sağlayıp Osterwolde'yle dediğimiz gibi birebir sadece Visca da olmayabilir. Olmayabilir tabii. Başka bir karakter. Şimdi onu diyecektim. Trabzon'un solunda kim oynayacak? Çünkü şimdi Osterwolde'yi dedi ki Visca'nın oraya kayacak. Evet. Samet Onaçu'yla eşleşti. Yani o sayı tek kaldı şimdi. Orada Trezeguet var. Evet. Bardi var. Yani oradan da Trabzon yüklenecek. Fenerbahçe'nin burada en büyük avantajı şu. Kadro bozulmuyor. Yani yine Tadic, Dzeko, İrfan Can. Önat o, orada Önat Şimanski, Zajc oynayacak. Zajc oynayacak. Fred'in yokluğunda. Backup'u o zaten tek olarak. Dolayısıyla orada bir tek Zajc değişikliği olacak. Ama Zajc da çok eleştiriyoruz. Maç içi devamlılığı hiç yok ama skor yapıyor, değişik bir oyuncu. Crespo oynayabilir mi peki sizce? Ben yani Zajc'la başlayacağımı düşünüyorum. Crespo oynamaz. Yani Crespo'yu şimdi Fred'in yerine koyduğun zaman, oynatmaya çalıştığın zaman sıkıntı yok. Yani şu denenebilir mi bilmiyorum. Ondan da emin değilim. Yani Crespo'yu İsmail'in pozisyonuna çekip İsmail'i Fred gibi kullanmaya çalışmak mümkün olabilir mi? Daha makul. Bunu denenebilir mi? Önemli daha olan makul aslında bu. Bence de daha makul geliyor. Fred'in yaptığın İsmail'e bu. Hele ki Fred'in özelliklerini de öğrenmeye başlaması İsmail'in. Yani ayağında top tutmaması fazla uzun süre. Onun da hat kıran koşular yapmaya başlaması. 6 numara oynarken o yönde koşular yapmaya başlaması. Benim aklımda onu getirdi. Fred'in yerine acaba İsmail ikame olarak oynayabilir mi? Ya sorma sebebim şuydu. Hani en son Pendik maçını baz alırsak Pendik Spor'un orta sahası biraz daha hafifti. Evet. Yani Zahit sırıtmadı orada ama Trabzonspor'un orta sahası sert bir mücadeleye girecek. Sert mücadeleye girecek. Zahit ne kadar girebilecek buna? Yani o yüzden Crespo'yu sordum. Hani Berk daha çok analizi, hani rakibi şeyi daha iyi biliyor. Zajc'a göre Crespo bence İsmail Kartal'ın önceliği de olabilir bu maçta. Orta saha hakimiyetini almak için. Evet. Ya şöyle Trabzonspor'un yediği gollerin %48'i sol taraftan geliyor bu arada. Yani sağ tarafta yine geçen Pendik Spor için yaptığım analizin bir benzerini yapabiliriz. Trabzon'un sağ tarafı mı? Trabzon'un sol tarafı. Dolayısıyla oradan çok fazla atak yiyor. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe sağ taraftan gelirse bu maç daha etkili olabilir, yine onu söyleyeyim. Yani Trabzon'un sol tarafı, Fenerbahçe sağ tarafı oluyor eşleşince. Onu vurguluyorum. Eren Elmalı tarafında sıkıntısı var. Mehmet Aydın tarafı daha iyi kapatılıyor. O zaman Trabzon-Fenerbahçe maçı, oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzon maçı ile ilgili bir son pas da atayım. Yani bu maçta Fenerbahçe kazanır mı? Skor sizce ne olur? Ne düşünüyorsunuz Trabzon-Fener ile ilgili? Bence kazanır ya. Fener-Trabzon. Kendi sahasında kazanır. Bence de kazanır ya, Trabzon'a kazanır. Yani hafta içi bir sakatlık olmazsa. Başka bir sakatlık daha vermezse Fenerbahçe. Şöyle Abdullah Avcı gol yememe ilacıyla geliyor her zaman. Daha önceki Trabzon döneminde de oyunu kilitledi. Biraz gol yeme problemini halledeyim. Ondan sonra hücuma bir şeyler katayım kafasıyla. Son Fatih Karagümrük mücadelesi Trabzonspor'un 55. dakika isabetli ilk şut çekildi maçta. Düşünün maç nasıl kilitlendi. Abdullah Avcı yine kilitleyecektir maçı. Dediğimiz gibi Visca'yı kaçırmaya çalışacaktır. Trabzon'un bir planı var. O
bir, yani oynaması gereken bir plan var. Eğer onu oynayabilirse ben sıkıntı çıkarabileceğini düşünüyorum ilk defa Fenerbahçe'ye karşı. Ama Fenerbahçe de kaç haftadır kazanıyor. Sonuçta kendi sahasında favori tabii ki. Ama futbol bu, her şey olabilir. Keskin bir yorum yapamıyorum ama Trabzon'un oynaması gereken bence bir plan var. Onu oynayamazsa kazanma şansı yok. Evet. Öyle söyleyeyim. O zaman Fenerbahçe'yi değerlendirmesini noktalayalım. Bir hemen Galatasaray'a bir geçelim. Galatasaray-Rize maçını aslında sağ dışı konuları çok konuşmak istemiyoruz. İtiliyoruz genelde. Ama konuşturuyoruz. Mecburen sağ dışı konuları konuşmak zorunda, mecburiyetinde kalıyoruz. Rize Spor karşılaşmasında da hakemle gündeme geldi bu sefer de. Verilmeyen penaltı, golün aslında faul gerekçesiyle iptal olması gerektiği, bunun gibi yorumlarla karşı karşıya kaldık. Bana sorarsanız ben fikrimi söylüyorum. Pozisyon, gol pozisyonu bence net faul. Net faul. Baktım sonra hakemlere de baktım. Geçmişimizden gelen, gerçi onun, hakemlerimizin de geçmişi çok temiz değil ama. Ben onu yazdım yorum olarak. Yani hakem anlamında hata yapmış, aynı hatalara imza atmış insanlar. Defalarca çıkıyor. İmza atmış bir insanlar yorum, çıkıp yorumluyorlar. O da enteresan oluyor tabii. Hepsi de dedi ki zaten net bir faul. Hepsi. Yani gol. Atılan goller. Hepsi derken hangi abi? Ya? İsim verin direkt, Fırat Aydınus. Bu hiçbir şekilde faul yok dedi. Birçok hakemde gördüm ben. Arkada topun bir tane var hani. Topa değmesi ama değil sıkıntı. Yani ya. Topa değebilirsin. Topa değersin ama bir de pozisyonu bozmak vardır. Adamı arkadan ittirmek vardır. Buna benzer bir pozisyonda zaten Kim Min-jae'yi Trabzon maçında attılar. Kırmızı kart gördü gitti. Ya onunla bu bir değil. Problem zaten bu ama. Bu yani ama çifte standart. Zaten problem yani o. Olay bu arada şu an Galatasaray'ın başına geldi. Fenerbahçe'nin de başına gelince aynı şeyi konuşuyorum ben. Yani çifte standart olunca insanlar burada neden bu veriliyor? O zaman kural kitabına göre yönetiyoruz diyor hakemler. Ben ona ya ben bu arada öyle hakem, kural kitabı yok hakem yani. Hakem iyi demedim. Hakemin verdiği ilk yerde bir foul var Mithat Pala. Etrafında kimse yok. Bir de Torreira uyardı. Ya Torreira mesafe var. Seninle benim aram kadar mesafe var. Mithat yürürken ayağı çime mi takıldı bilmiyorum. Torreira'yı uyardı foul diye. Ya hakem zaten kötüydü de. Hani Abdülkerim'in pozisyonu bence foul yok ama penaltı pozisyonu soru işareti, gri pozisyon olabilir. Ona kabulüm. Ama Abdülkerim pozisyonunda Galatasaray kalakasından verilen görüntülerde de direkt topa müdahale var. O yüzden topa değiyor. Oradan... Topa değiyor zaten ama topa değerken de rakibi ya yıkıyor geçiyor yani orada. Devam etsin. Konu var. Devam etsin. Devam etsin. Devam etsin. Hiç edemiyorum. Evet, Galatasaray'ın bir sonraki karşılaşması da Kasımpaşa'yla. Kasımpaşa maçında Fikret sen ne düşünüyorsun? Galatasaray benim... nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalır Kasımpaşa? O da formda bir ekip. Çok formda. Kasımpaşa'da. Adana Demir'le aynı puana geldi. Aynı puana geldi. Yani Kemal Özdeş efekt diyebiliriz. Evet. Buna. Kemal Özdeş Hoca ile beraber bir ivmeye kaldı Kasımpaşa. Bir şeyler oldu. Tabii tabii bu şey oldu. Benim bildiğim kadarıyla Icardi'nin oynamayacağı bir maç. Oynamayacak değil mi? Büyük ihtimalle oynamayacak. Hani Rize'de riske girdi. İğneyle oynadı. Hı-hı. Çünkü çarşamba akşamı Bayern Münih maçı var. Yanlış bir yer. Çarşamba akşam olması lazım. 11'de bir de maç. Evet. Saat farkından dolayı. Icardi'nin bu maç oynamayacağı, işte Barış Alper veya Bakan bundan belki de Icardi'siz Galatasaray'ı da göreceğiz. Zaten hep onu konuşuyorduk yani. Acaba Icardi'siz Galatasaray kaldığı zaman nasıl bir performans verecek? Burada aslında görebileceğimiz yani bir maç olacak. Ama en zor maça denk gelecek yani. Sorulan soru şu. Icardi'ye alternatif alınan Bakan bu hala düşünülmeyip Barış Alper düşünülüyorsa Galatasaray'ın transferde ne kadar yanlış şeyler yaptığını tekrar görüyoruz. Evet. Bence. Ya bence hata yapıldı ama şu var. Hangi iyi oyuncu da Icardi'nin yediği olmak ister? Yani öyle ama sonuçta sizin de bir kaç maç oynayacaksınız? Her maç Icardi'de oynayacaksınız. Ona bakarsan Dzeko'nun yediği Batshuayi sonuçta. Batshuayi yani. Almadın ama Batshuayi vardı. Batshuayi vardı ben ama onu söylüyorum. İkna edebiliyorsun. Yani alsan ya da bir şekilde ikna edebiliyorsun. Batshuayi'nin de şimdi ruhsal durumunu biliyorsun. Öyle o konuya girmeyelim. Hani hiçbir futbolcu kalkıp da yıldız bir oyuncunun yediği olmak istemez. Yani bakan bu kabul etti. Çünkü pratik anlamında evet. Şey bir transferdi. Alınabilir tabii evet, tabii alınabilir. Ama olmadı yani onu anlatmayacağım. Şu an yani. İlk programda konuşmuştuk. Ülkede de Icardi'nin alternatifi yok. Hatta bunu da konuşmuştuk. Hı-hı. Gösterdiği performans da katkıda olabilir. Icardi'siz Galatasaray'ı izleyeceğiz. Hala etkisiz oyuncular var. Mesela Angelino'dan hala bir katkı anlamıyor. Abdülkerim'in sol beke kaydırma durumu var. Kazımcan denendi. Kazımcan denendi. Tete Zaha'dan, Zaha yine bir nevi Tete'den hala istenilen. Ya Zaha'dan yine oyunda bir gayret görüyoruz. Ve çok koşu atıyor. Hala o arkadaşları görmüyor. Evet, evet. Hala görmüyor.
Mesela Kerem Demirbay Halil istenini sağlayamadı. Evet. Orta saha tandeminde de problem var. Evet evet. Galatasaray'da var. Ndombele ortada yok. Ndombele büyük. Oliveira eski performansını zaten biraz uzandı. Oliveira çok saçma. Ama geliyor skor yapıyor. Zayset efekt var biraz Oliveira'da. Aynen öyle. Deseniz ki Galatasaray'da kime haksızlık yapılıyor? Net Oliveira. Ben de aynı fikirde. Net Oliveira hani bu yaşta getirebileceğin oyunculardan biri de orta olarak. Doğru. Kariyeri de iyiydi. Moli ne yaptı da bu adam hani birden böyle bir şey yapıldı. Hani tam performansın düşeceğini sen tahmin edersin. Ona göre hamle yaparsın ama. Yani yabancı sınırlaması da var. Ya Galatasaray Kasımpaşa maçı belki zor gözükebilir ama ben rahat bir galibiyet bekliyorum. Icardi sizde mesela Barış Alper ve Bakan mı olacak belli değil ama ben yerliden dolayı Barış Alper atıp orta sahayı Oliveira Torreira yapabilir. Makul. Çünkü mantıklı, oraya orta sahayı bir Türk koymak zorundaydı. Şöyle bir şey var. Kasımpaşa'da Muhammed Fall çok formda. Hı-hı. Onu söyleyeyim. Son maçlarda. Galatasaray'ın ona dikkat etmesi lazım. Son haftalarda bayağı bir çıkış inmesinde. Momentumu yakaladı. Arkasına aldı. Biraz öyle bir oyuncu. Momentum alınca gidiyor. Tabii. Alamayınca da tersi oluyor. Böyle bir vurgulamak istedim onunla da alakalı. O durumu, form durumunu. Evet. Beşiktaş'a da bir hemen ufak bir değinelim. Ondan sonra da programımızı sonlandıralım. Beşiktaş'la 1-2 dakika. Kısaca bir sen aslında ufak ufak bir potpourri 1-2 dakikada tüm takımlarla ilgili yapabiliriz. O da olabilir yani. Onu da 1-2 dakikalık değerlendirebiliriz. 1-2 dakikalık değerlendirebiliriz yani. Problem Beşiktaş değil. Beşiktaş seçimi erken aldı. Sağ içini konuşmak da aslında seçimi erken aldılar. Beşiktaş'ta sağ içi bitti gibi bir şey zaten. Yani dün oynanan maçı çoğu Beşiktaşlı bile izlememiş. İzlememiştir. Ya Antep hiçbir şekilde hiçbir takımın denge olamaz. Hani ben söylüyorum. Sağ ben olarak da Beşiktaş'ta seçimi erken alınması. Bu arada kalecileri bireysel anlamda fazla hata yapan kalecilerden birlikte. Evet onu da konuşmuştuk. Ya zaten Sumitika'nın getirdiği iki oyuncu da kötü. Forvet de kötü. Biraz momentum alıyor işte. İlk iki hafta Sumitika efekt diyoruz. İki tribüne göbek atıyor sonra devam ediyor. Sonra devam ediyor. Ya bakarsak ligde Kasımpaşa'ya da konuştuk. Sivas'a değinmek lazım. Sivas'a bir an. Servet Çetin ilk şeyinde ilk takımında başarı, bence başarılı ve gençlerin oturup cesaretle oynatıyor. Yunus Emre'yi konuşuyoruz her hafta yine devam ediyor oynatmaya. Sonra şeyi söyleyebiliriz. Hoca değişikliği yapıp da hala galibiyet alamayan bir Samsun var. Ne yazık ki Samsun var. Hani çok dengesiz bir kadro olduğunu çok düşünüyorum. Ve transfer yasağı var. Evet. Kayseri Spor transfer yasağı Kayseri almış. Kayseri iyi gidiyor bu arada. Aynen. Transfer yasağı almışlar bu arada. Mensah'tan dolayı bir dava açmış yine Mensah. Alacaklarından dolayı. Lig çok da dengesiz gidiyor aslında lig. Uçurum var. Üst taraf aldı başına gitti. Galatasaray Fenerbahçe gitti. İkinci bir katmanda Adana Demirspor, Kasımpaşa, Beşiktaş. Bu arada Svensson'la Niang'ın uyumuna dikkat çok çekelim. Formdalar çok formdalar. İnanılmaz en iyi ikili oynayan oyuncular olabilirler. Yani. Burada Clyburn'u da tebrik etmek lazım. Zaten ayrılmayan teknik direktörlerden biri. Aynen. Evet. Ben beklemiyordum. Clyburn'dan böyle bir performans ben beklemiyordum. Şeyi konuşmak lazım. Ayrılanları değil de ayrılmayanları artık. O kadar azınlık ki. Yani burada Murat Sancan'da örnek alınması lazım. Risk aldı. Montella'da da risk aldı. Evet, o da tuttu. Clyburn'da da risk aldı. Tutunamayı Yusuf Sarı'yı aldı, Emrah Baba'yı aldı, Yusuf Erdoğan'ı aldı, Balotelli'yi aldı, hep sorunlu oyuncular aldı. Ben Belhanda neler yapıyor? Stamboli'yi getirdin bu ülkeye, yıllarca yurt dışında oynadı. Ertaş mesela, Murat Sancak da çok güzel bir kulüp yönetim. Türk futbolu bir stoper daha kazandı, aynen. Semih'i kazandı. Samet'i Tayyip'i de kazandırdı. Stoper yetiştirme fabrikası oldu. Stoper yetiştiriyorlar sürekli. Hoca yetiştiriyor, Montella'yı gönderdi. Evet. Değil mi? Milli takıma geldi Montella. Alanya'da yani. Bir çalışan hoca ondan sonra gidiyor. Ayrılması var. Öyle kısaca aslında bir şey yaptık. Potpourri tarzı güzel. Aynen öyle ufak bir değinmiş olduk. Evet arkadaşlar. Programımızı yavaş yavaş da sonlandıralım. Arkadaşlar yorumlarınızın hepsine bakıyoruz teker teker. Abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Son pası Preso'nun katkılarıyla hazırlamış olduğunuz Son Pas programında sonuna geldik. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Pide Son sundu.